Evet arkadaşlar. Evet, bu sorumuzda AH bir birim verilmiş. Arkadaşlar, bir D doğrusu verilmiş ve noktanın doğruya uzaklığını vermiş. Şimdi noktanın doğruya uzaklığı neydi? A noktası x1 y1 ve D doğrusunun denklemi AX artı BY artı C eşittir 0 şeklinde ise benim uzunluk formülüm AX1 artı BY1 artı C bölü kök içerisinde a kare artı b kareydi. İlk olarak d doğrusunun denklemini bulalım. D doğrusunun denklemini bulmak için d doğrusu eksenleri kesiyor. Eksenleri kestiğine göre eksenleri kesen doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b. Eğer şöyle çizelim. X eksenini a'da, y eksenini b'de kesiyorsa bu doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir 1. Evet, bakıyorum ki x eksenini eksi 4'te kesmiş. Ben eksi yüz tarafa yazacağım. Eksi x bölü 4 artı y bölü 3 eşittir 1. Burada payda eşitlersek arkadaşlar eksi 3x artı 4y payda 12 olacak. Diğer tarafa atarsak eşittir 12. Buradan da hepsini sağ tarafa atayım. 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0 şeklinde çıkar. Benim noktam eksi 3'e m noktasıymış. O zaman buradan da arkadaşlar mutlak değer x yerine eksi 3, y yerine de m yazarsak eksi 9 eksi 4m artı 12 bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi bu 1'e eşitmiş. Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar burası eksi 9 artı 12'den 3 eksi 4m eşittir. Arkadaşlar bakın şurası 3, 4, 5 üçgeni. İçler dışlar yaparsak burası arkadaşlar ne olur? Eşittir 5 olur. Mutlak değer bir sayı eşitse bunun bir artılısı ya da eksilisine eşittir. 3 eksi 4m eşittir eksi 5. O zaman 4m eşittir eksi 2'den m eşittir eksi 1 bölü 2 olarak çıkar. Buradan da 4m eşittir 8'den m eşittir 2 olarak çıkar. Sorumuza baktığımızda m'nin pozitif değerini soruyor. Demek ki cevabımız arkadaşlar 2'ymiş. Evet, geldik diğer sorumuza. A noktasını vermiş y ekseni üzerinde. B noktasını vermiş. Benden OC uzaklığını soruyor. Arkadaşlar C noktası x ekseni üzerinde olduğu için burasına A'ya sıfır noktası diyebilirim. Aslında bana şu A dediğim yer şu uzaklık yani A'yı soruyor. Bunu nereden bulabilirim? Bir sürü yoldan bulabilirim. Şuradan kapatırım. Benzerlik uygulayabilirim. Benzerlikten yapabilirim. Arkadaşlar eğimden yapabiliriz. Yani bir sürü yoldan yapma şansımız var. İşte şu AB doğrusunun denklemini bulabiliriz. C noktası onu sağlayacağından arkadaşlar bu yapacağım. Şu anda 3 tane yol aklıma geldi. Ben burada eğimi kullanmak istiyorum. O daha kolayıma geldi. Eğim neydi hatırlarsanız? A noktası x1 y1, B noktası x2 y2 ise eğimim arkadaşlar y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di. Şimdi bunlar doğrusal olduğu için AB'nin eğimi, AC'nin eğimi ve BC'nin eğimi birbirlerine eşitti. Ben burada arkadaşlar önce AB'nin eğimini bulalım. Eğim AB 2'den eksi 4 çıkarsa eksi eksiden 6 olur. X'ten de hani alttan da 0 çıkarsa 6'dan eğim kaçmış? 1'miş. O zaman gelelim eğim AC'yi bulalım biz. AC'yi 0'dan eksi 4 çıkarsa artı 4 bölü A'dan da 0 çıkarsa A. Bu da eşit olduğundan 1 olmak zorunda. Demek ki A neymiş buradan? 4. Demek ki bu uzunluğumuz da 4'e eşitmiş. Evet. Verilen nokta 3. bölgedeymiş. 3. bölgede biliyorum ki her iki ifade de 0'dan küçük olmak zorunda. Yani m-100 0'dan küçük. Dolayısıyla m3'ten küçük. 2m artı 1 de 0'dan küçük. Yani m de eksi 1 bölü 2'den küçük. Arkadaşlar hem 3'ten küçük olacak hem eksi 1 bölü 2'den küçük olacak. Yani ne olmak zorunda m?
eksi 1 olmak zorunda. Çünkü diğer şartları ortak çözümde sağlamıyor. Evet, gelelim. Bir gene A B noktası vermiş. Şöyle düşünelim. A noktası burada, B noktası burada. Ve bunun bir orta dikmesinden bahsediyor. Orta dikmesinin denklemini soruyor. Orta dikmesi dediğine göre şuraya C dersem C orta noktadır. Ben burada önce AB'nin eğimini bulursam bu aradığım doğruya D dersem D doğrusu AB'ye dik olduğundan eğimler çarpı eksi 1 olacak. C noktasını da orta nokta formülünden bulurum. Bu sayede eğim ve 1 noktası bilinen doğru denkleminden soruyu çözmüş oluruz. İlk olarak arkadaşlar ne yapalım? Eğim AB'yi bulalım. AB'nin eğimi neydi? Az önce yazmıştım yukarıda. Y2 eksi Y1. 1'den 3 çıkarsa eksi 2. 2'den de eksi 4 çıkarsa eksi eksiden artı 4 olacak. 6. Yani neymiş? Eksi 1 bölü 3. O zaman benim aradığım D doğrusunun eğimi ne olmak zorunda? 3. Çünkü niye? Diklik şartı eğer D1 doğrusu D2'ye dikse eğimleri çarpımı her zaman neye eşitti? Eksi 1'e eşitti. Dolayısıyla arkadaşlar D doğrusu eğimi 3 olmalı. Şimdi gelelim bu C noktasının koordinatlarına. A ile B'nin orta noktası. Eksi 4 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölersem. Aynı şekilde de 3 ile 1'i toplayıp 2'ye bölersem. C noktasının koordinatları. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e 2 şeklinde çıkar. Şimdi gelelim benim aradığım D doğrusunun denklemine. Eğimi M ve X1, Y1 noktasından geçen doğrunun denklemi arkadaşlar. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı X eksi X1'dir. Hemen bunu uygularsak bu formülümüzü tekrardan. Y eksi Y1'im benim burada bakın 2 oldu. 2 eşittir eğimim 3 çarpı X eksi eksi bir de eksi 1 de burada var bakın artı 1 olacak. Denklemim bu. Bunu düzenlersek Y eşittir. Şunu dağıtırsam 3x artı 3. Eksi 2 de buraya artı geçeceği için arkadaşlar ne olacak? 3x artı 5 olacak. Evet. Burada bir arkadaşlar şık hatası var. Muhtemelen baskı hatası oldu. Şurası 5 olacak. Cevabımız D şıkkı. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Şöyle. Evet. 4x eksi 3x eksi 4 doğrusuna paralel. Paralel hemen dendiği anda aklıma benim hemen D1 paralel D2 ise arkadaşlar eğimler ne olmak zorunda? Birbirine eşit. Ve bu noktadan geçiyor. Doğrunun denklemi. Demek ki eğim ve bir noktadan geçen doğrunun denkleminden biz bunu bulabiliriz. O zaman ilk olarak eğimi bulalım. Bunun eğimi. Bunu bulurken hatırlarsanız y'yi yalnız bırakıyorduk. Eksi 3 y'yi diğer tarafa atarsam 4x eksi 4 eşittir 3y. Her tarafı 3'e bölersem 4x eksi 4 bölü 3 eşittir y. İşte arkadaşlar benim eğimim x'in kat sayısıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla eğimim 4 bölü 3. Bitti. Eğimim 4 bölü 3 ve a eksi 1'e 3 noktasından geçen doğrunun denklemi. Bu da az önce yazmıştık. Bir daha hatırlatalım biz ne olur ne olmaz. Aklımıza iyice girsin. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı X eksi X1'di formülümüz. Şimdi işte X1 Y1 şeklinde. Y eksi 3 eşittir eğimim 4 bölü 3. X eksi eksiden burası ne olacak? Artı 1. Şimdi içler dışlar yaparsak 3Y eksi 9 eşittir. Ve burada 4X'i dağıtırsak 4'ü dağıtırsak 4X artı 4. Hepsini sağ tarafa atarsam arkadaşlar 4x eksi 3y artı 13 eşittir 0 şeklinde cevabımız çıkmış olur. Evet gelelim bir diğer soruya. Doğru 1'e eksik noktadan geçtiğine göre en kolay soru arkadaşlar. Bir nokta doğrudan geçiyorsa doğru denklemini sağlar. Yani x yerine 1, y yerine eksi 2 yazmam lazım. 2 çarpı 1 eksi 3 çarpı eksi 2 artı m eşittir 0'dan 2 artı 6 artı m eşittir 0'dan m eksi 8 olarak bulunmuş olur.
Evet, gelelim. Yine uzunluk sorusu. Hemen uzunluğu hatırlayalım arkadaşlar. A noktası x1, y1, b noktası x2, y2 ise bu AB uzunluğunu veren formülümüz kök içerisinde x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesinin kare köküydü. O zaman hemen biz buna başlayalım artık. M'den 2 çıkarırsam m eksi 2'nin karesi artı 3'ten de eksi 3 çıkarırsam eksi eksiden artının karesi eşittir kök içerisinde 10 olacak. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu aslında 6, 8, 10 üçgenidir. Demek ki mutlak değer içerisinde, çünkü x 8 olabilir, m eksi 2 neye eşit olmak zorundaymış? 8'e. Hemen bunu kollara ayırırsak m eksi 2 eşittir 8, m eksi 2 eşittir eksi 8, m buradan 10 ya da m buradan eksi 6. Şıklarda eksi 6 var. Demek ki cevabımız eksi 6. Çünkü zaten olabilir diyor. Evet, gelelim diğer soruya. Bu doğrular dik kesiştiklerine göre. Diklik şartı neydi? Eğer D1 doğrusu D2 doğrusunda dikse eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorundaydı. Arkadaşlar. O zaman bu doğruların hemen y'yi yalnız bırakalım. Aslında eksi A bölü B formu var ama onu ben pek sevmiyorum. O yüzden bunu kullanmayacağım. 3y'yi yalnız bırakırsam 6 eksi m artı 1 eksi her tarafı 3'e bölersem y buradan 6 eksi m artı 1 x bölü 3 olur. Demek ki birinci eğimim, hemen bulduk, eksi m artı 1 bölü 3'tü. Hemen diğerine bakalım. Tekrardan kırmızıya geçelim. Şu ifade için şöyle ok çıkaralım. Evet, 4x eksi 3. 3'ü diğer tarafa attım. Y'yi diğer tarafa atacağım. M eksi 1 y. Her tarafı m eksi 1'e bölersem 4x eksi 3 bölü m eksi 1 eşittir y olur. Demek ki arkadaşlar diğer eğimimde 4 bölü m eksi 1'miş. İşte şimdi bunları arkadaşlar çarparsam eksi parantezinde m artı 1 bölü 3 çarpı 4 bölü m eksi 1 eşittir ne olacak? Eksi 1. Her tarafı eksi 1 ile çarptığımda arkadaşlar şu eksiler birbirlerini götürecek. O zaman buradan demek ki cevap 1 olduğuna göre pay payda eşit dağıtırsam 4m artı 4 eşittir 3m eksi 3'ten. 3m'yi diğer tarafa atarsam m, 4'ü diğer tarafa atarsam eksi 7. Demek ki m değerimiz neymiş? Eksi 7 imiş. Evet arkadaşlar, bu sorularımız bitti.